أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 23. dersinin alıştırmalarını çalışmaya başlayacağız. Bu dersin 23. dersin alıştırmaları kitabınızın 357. sayfasında başlıyor. Tedrib Vahid başlığı var. İçer Alıçabatı الصحيحه من بين الإجابات الموجودة أمام كل جملة. Birinci alıştırmanın talimatı böyle: Her cümlenin önünde yer alan cevaplar arasından doğru cevabı seç anlamında bir talimat. Bir numaralı cümle şurutul icari (kira şartları). Evet bu cümleyi nasıl tamamlamalıyız? Fi mektebi te'ciri. Şurutul icari fi mektebi te'ciri. Kira şartları emlak ofisinde. Kira şartları emlak ofisinde. İki numaralı cümle. Eşşakkatu leyset ba'ideten an mektebi te'ciri. Eşşakkatu leyset Leyset ba'ideten an mektebi te'ciri. Daire emlak ofisine uzak değil. Veya daire emlak ofisinden uzak değil. Evet efendim çeviriyoruz sayfayı. Bir sonraki sayfaya. Sayfa 358'e bakıyoruz. Üç numaralı cümle. el bu. Yahrusul imarata Elbevvabu yahrusul imarata kapıcı apartmanda beklemektedir. Apartman için bekçilik, gözcülük yapmaktadır. Ya da yapar. Cümle 4 Nesta'him mu'adeten genellikle yıkanırız. Banyo yaparız. Fil hammami banyoda. Cümle 5. Yensa el bu adeten el miftaha. Kapıcı genellikle anahtarı unutuyor ya da unutur. Adeten yer zarfının bulunması sebebiyle unutmak fiilini geniş zamanda tercüme etmek daha doğru olur. Kapıcı genellikle anahtarı unutur. 6 numaralı cümle. Eşşekkatul mefruşetu fiha kullul esasi. Eşşekkatul mefruşetu fiha kullul esasi. Dayalı döşeli dairede mobilyaların tümü vardır. Tüm mobilyalar mevcuttur. 7 numaralı cümle. الضروريات التي في الشقه هي كل الاساس الضروريات التي في الشقه هي كل الاساس دائره bulunan gerekli eşyalar tüm mobilyadır. Dairede gerekli olan eşya mobilyaların tümüdür. 8. cümle eşşakkatu vasiatun ve nazifetun daire geniş ve temizdir. Bir sonraki sayfaya sayfa 359'a bakıyoruz. 9 numaralı cümle tedhulu şemsu şakkate fe tunazziful cevve vel hevae tedhulu şemsu şakkate daireye güneş girer fe tunazzifu el cevve vel <-hevae> havayı atmosferi temizler el cev ve el kelimeleri eş anlamlı kelimeler Arap dilinde böyle bir üslup vardır aynı anlamı taşıyan iki kelime birbiri peşi sıra gelebilir فَتُنَظِّفُ vel وَالْهَوَاءَ Evet, daireye güneş girer ve böylece havayı, atmosferi temizler. Birinci alıştırmanın onuncu ve son cümlesi. El mutenazzehu adeten meliun bil ashhasi vel hashaishi vel alabi Piknik alanı genellikle insanlarla yeşilliklerle yani otlarla ve oyunlarla doludur. Piknik alanı genellikle insanlarla otlarla ve oyunlarla doludur. Burada ot'tan kasıt çim olsa gerek. Piknik alanı insanlarla, çimlerle ve oyunlarla doludur şeklinde tercüme edebiliriz. Evet sevgili öğrencilerim, bir numaralı alıştırmayı tamamladık. İki numaralı alıştırmaya bakıyoruz. Kevvin cümelen teammeten min mecmuatil kelimetil etiyeti. Aşağıdaki kelime gruplarından anlamlı cümleler oluştur. Şeklinde bir talimat var. Bu cümleler parçayla ilgili cümleler. Bir numaralı cümle. Es-Seyyid Lunch mukîmun fî fundukin Es-Seyyid Lunch mukîmun fî fundukin Lunch Bey bir otelde kalmaktadır. Lunch Bey bir otelde kalıyor. İki numaralı cümle Usratu Seyyid Lunch mukîmatun fî vatanihi. Lunch Bey'in ailesi memleketinde kalmaktadır. Lanç Bey'in ailesi memleketinde kalıyor. Usratu Seyyid Lanç mukimetun fi vatanihi. 3 numaralı cümle Hâzihi şakkatun mefruşetun min erba'i gurafin. Bu dört odalı bir dayalı döşeli dairedir. Hazihi şkatun mefroşeun min Erberafin ve bu dört odadan oluşan dayalı döşeli bir dairedir dördüncü cümle Neset şık kattul mefroşe tumeli bil essi Neset şık kattul mefroşe tumeli bil essi Dayalı-döşeli olan daire mobilyayla dolu değildir. Dayalı-döşeli olan daire mobilyayla dolu değildir. Anlamında bir cümle. Beşinci cümle Fişrekkatikullu daruriyyati Dairede bütün gerekli şey vardır. Zaruri olan, ihtiyaç olan her şey vardır. جملة ماذا قرأ السيت لانج في صفحة الإعلانات ماذا قرأ السيت لانج في صفحة الإعلانات نو الخطو يضنج جملة يكون الاتصال بمكتب الشرق للتأجير يكون الاتصال بمكتب الشرق للتأجير Veya şöyle de yapabilirdiniz bu cümleyi. Şu şekilde de oluşturabilirdiniz. El ittisalu yakunu bi mektebi el şarq el irtibat İrtibat iletişim Doğu Emlak Bürosu ile yapılır. Sağlanır. İletişim veya irtibat Doğu Emlak Ofisi ile Doğu Emlak Bürosu ile kurulur, sağlanır. 8. cümle Es-Seyyid <laughs> <As> Lanç Yuşiru ilel i'lani Lanç Bey ilana işaret eder. Lanç Bey ilanı gösterir. 9. cümle Hel-hezihi şakkatu münasibetun bu daire uygun mudur? Hel hâzihi şakkatu munâsibetun. Bu daire uygun mudur? Onuncu cümle. Eşşakkatu fi hayyin hâdi'in ve tutillu ala mutenezzehin cemilin. Tekrar ediyorum efendim. Eşşakkatu fi hayyin hâdi'in ve tutillu ala mutenezzehin cemilin. Daire sakin bir mahallededir ve güzel bir piknik alanına bakmaktadır. Daire sakin bir mahallededir ve güzel bir piknik alanına bakmaktadır. Sayfa 359'da yer alan bölümü tamamladık. Bir sonraki sayfaya, sayfa 360'a geçiyoruz. 11 numaralı cümle İcaru şakati ma'kulun cidden. İcaru şakati ma'kulun cidden. Dairenin kirası çok makuldür. Çok uygundur. Veya dairenin kirası cidden uygundur. 12 numaralı ve son cümle. Hel yumkinu en era hazihi şakate? Hel yumkinu an ara, hâzihi şakkate? Bu daireyi görebilir miyim? Bu daireyi görmem mümkün mü? Evet efendim, iki numaralı alıştırmayı tamamladık. Şimdi üç numaralı alıştırmaya bakalım. Talimatı nasıl üç numaralı alıştırmanın? Ekmelil cümelel etiyete. باختيار الكلمه المناسبه uygun kelimeyi seçerek aşağıdaki cümleleri tamamla anlamında bir talimat var. Verilen kelimeler neler? يفتح الأساس هذا الحمامين ليست المصعد سوف يقابل الأول Nasıttı, zorunluya, el miftah. Tıdkartı, iftah ve, nem. Verilen kelimeler bunlar. Bir numaralı cümle. Assistant, yuqabilu al mektebi. Lunch bey, ofisin müdürü ile görüşür. Boşluğu yukabilu fiili ile dolduruyoruz. Lunch bey, ofisin müdürü ile görüşür. İki numaralı cümle. Eşşakkatu leyset ba'ideten min huna. Daire buradan uzak değildir. Daire buraya uzak değildir. Cümle 3. El mis'adu ilel yesari. Asansör soldadır. Cümle 4. Leysel mis'adu daruriyen. Asansör gerekli değildir. Leisel misaade du asansör gerekli değildir. Cümle 5 Seufe nasıl adu ala sullemi merdivenden çıkacağız. Seufe nasıl adu ala sullemi merdivenden çıkacağız. Altıncı cümle. Eşşakta fiğdâr el Daire birinci kattadır. Cümle 7 Hel el miftahu ma'ake Hel soru el miftah kelimesine geçerken Hel soru edatının lamının kesrasıyla geçeriz. Helil miftahu ma'ake Anahtar yanında mı? Cümle 8 Nesitul miftaha kel adeti her zamanki gibi anahtarı unuttum. Her zamanki gibi anahtarı unuttum. Dokuzuncu cümle. El bevvabu yeftahul bâbe. Kapıcı kapıyı açar. Cümle on. Tezekkertu hâzihil merrate. Tezekkertu hâzihil merrate. Bu defa hatırladım. Bu sefer hatırladım. Cümle on bir İftah en nevafize min fadlike İftahin nevafize min fadlike Lütfen pencereleri aç. On ikinci cümle Yeteferracus seyit lanç alel esasi Lanç bey mobilyaları inceler. Lanç bey mobilyaları inceler 13. cümle: Hazihi gurfetun nevmi taban. tabi ki bu da yatak odası. Hazihi gurfetun nevmi taban. Tabii ki bu da yatak odası. Cümle 14: Haza huvel matbahu. Haza huvel matbahu. İşte mutfak. Haza huvel matbah. İşte mutfak. Karşı sayfaya sayfa 361'e geçiyoruz. 361. sayfanın başında 15 numaralı cümleyi görüyoruz. Hel ra'a es seyyid lanç el bey iki banyoyu da gördü mü? İki tuvaleti de gördü mü? Hel ra'a es Boşluğu el hammameyn kelimesiyle dolduruyoruz. Niçin el hammamani değil de el hammameyni diye bir soru yöneltsem ne dersiniz? İraba yönelik küçük bir hatırlatmada bulunmuş olalım burada. Bu cümlede el hammameyn kelimesi ra'a fiilinin mef'ulü konumunda. Ra'a fiil es-seyyid lanç. Ra'a fiilinin faili. El-hammameyn ise ra'a fiilinin mef'ulü. Peki el kelimesi sayısı bakımından nasıl bir isim desem ne dersiniz? Hocam bundan kolay soru mu olur? Ne diyeceğiz? Tabii ki tesniye diyeceğiz. Evet, el hammameyn tesniye. Diğer adıyla müsenna bir isim. Müsenna ismin nasb alameti neydi? Müsenna ismin nasb alameti ya idi. O halde burada el hammameyn kelimesinin el hammaman şeklinde yazılması, okunması mümkün değildir. Tesniye bir isim şayet isim cümlesinin mübtedası ise veya fiil cümlesinin faili ise o takdirde ancak sonundaki ses ani sesi olabilir. Mübtedanın ve failin merfu oluşundan hareketle raf alameti eliftir denir. Ancak burada gördüğünüz gibi elhammameyn cümlede nesne konumunda Lunch Bey gördü. Neyi? İki banyoyu ya da tuvaleti. O halde el hammameyn kelimesinin cümlenin mef'ulü oluşundan hareketle yazılışı ve okunuşu el hammameyni şeklinde değil el hammameyni şeklinde olmalı. Ve irab alameti olarak da yani nasb alameti olarak da ya'yı işaret etmeli. Nasb alameti ya'dır demeliyiz. Evet efendim sayfa 361'de dördüncü alıştırmaya kadar geldik. Bu alıştırma ve sonrasında yer alan 5 numaralı alıştırmada yeni bir konu çalışacağız. Kane ve benzerleri başlığı altında bir konu ele alacağız. Gelecek programımızda Kane ve benzerleri başlıklı konuda kitabınızın bu sayfasında sayfa 361'de yer alan 4 ve 5 numaralı alıştırmalarda görüşmek, buluşmak ümidiyle. Fi emanillah.